Rahmet Çelikkollu, bugün size kat ilavesi ruhsatı prosedürü hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Kat ilavesi ne şekilde yapılır? Projeler ne şekilde hazırlanır? Ruhsat nasıl alınır? Onu konuları anlatmaya çalışacağım. Bu söyleyeceğim şeyler ruhsatlı ve iskanlı binalar için geçerli. Şöyle ki birinci durum ruhsatlı iskanlı. Zaten söylediğim her şey bu ruhsatlı ve iskanlı binalar için geçerli. Diyelim ki yer 5 kata müsait. Yer 5 kata müsait. İskanlı olması da şart. Onu da yazayım şuraya. İskanlı. Yer 5 kata müsait. Vatandaş 5 katın ruhsatını almış. Binasını bitirmiş. İskanını da almış. Diyelim ki 1998 yılında A durumu diyeyim. A durumu. 1998'de ruhsat almış. 2003'te malum ruhsat tarihi bitiyor. İskanını da almış. 5 katlı. 5 katlı. Daha sonra imar planında bir değişiklik yapılmış. Burası 6 kata çıkmış. İlave kat almak istiyor. Vatandaş ne yapacak? Bu dediklerim bunun için geçerli. İkinci durum. Yer yine 5 kata müsait diyelim. 1998 yılında ruhsatını almış. 1998 yılında ruhsatını almış. Yer 5 kata müsait. 5 kata müsait olmasına rağmen vatandaş 3 katın ruhsatını almış. 3 kat ruhsatını almış. Geri kalanın ruhsatını almamış. Daha sonra bu 3 katın iskanını da 2003 yılında almış. İskan. Yani 5 kat hakkı olmasına rağmen vatandaş 5 kat hakkı olmasına rağmen 3 katının ruhsatını almış, 2 katını yapmamış. Bu söyleyeceklerim bunun için de geçerli. Üçüncü durum. 1998 yılında ruhsatını almış. Bu dediğim 1998'i çok kafanıza takmayın. 1998 olur, 2000 olur, 2010 olur, 1975 olur, 1980 olur. Örnek olsun diye ben 1988'i veriyorum. Ruhsatını almış. Yer 5 kata müsait. Yer 5 kata müsait. 5 kat ruhsatını almış. 5 kat ruhsatını almış. 5 kat ruhsatını almış. Ama 4 katını yapmış. 4 katını yapmış. 4 katında iskanını almış. 4 kat iskanını almış. 2003 yılında. Bu dediğim şeyler bunun için de geçerli. Bu durumlarda ne yapılır? Önce onu anlatmamız lazım. Bahsettiğimiz durum şu. 5 kat. Bir, iki, üç. Üç, dört, beş. Şu da bahsettiğim ilave kat. Bir, iki, üç, dört, beş ve ilave. Bu ilave tabii birden de fazla olabilir. Yani ilk söylediğimiz durum 5 katın tamamı ruhsatlı ve iskanlı. İkinci söylediğimiz durum vatandaş şuraya kadar yer 5 kata müsait olmasına rağmen 3 katın ruhsatını almış. Daha sonra almamış. Dördüncü durumda 5 kat ruhsatını almış ama 4 katını yapmış. İskanını almış. Bu söylediklerimiz bu 3 durum için de geçerli. Bu durumda ne yapılmalı? Durumu iki başlıkta ele alacağız. Bir, imar kanunu ve yönetmeliği kapsamında, imar kanunu bazında. İki, TBD'ye, deprem yönetmeliği bazında. İmara, deprem yönetmeliği bazında. Deprem yönetmeliği bazında. Konuyu bu iki şekilde inceleyeceğiz. İmar Kanunu yönünden bakalım. Ruhsatlı ve iskanlı vatandaş almış. Vatandaş ruhsatını almış, iskanını da almış. Daha sonra imar planı değişmiş. Yer 6 kata çıkmış. Yer 6 kata çıkmış. Vatandaş da bir kat ilave istiyor. İmar Kanunu bazında bakalım. İmar Kanunu bazında yürürlükteki imar kanunu geçerlidir. Yani ne demek?
Eğer 1900 ruhsatı aldıktan sonra, çünkü bu adamın ruhsatı 2003 yılında bitmiş, iskemle dağılmış, artık ortada bir şey yok. Ruhsatlar biliyorsunuz 5 yıl geçerli. Dolayısıyla her şey artık yürürlükte olan imar kanununa göre yapılır. Hol genişlikleri arttıysa yeni ilave katta da aynı hol genişliği istenir. Eğer binada yangın merdiveni isteniyorsa, binada yangın merdiveni konur. Asansör gerekiyorsa binaya asansör de koymak zorundadır. Çünkü yürürlükteki yönetmelik bu. Biliyorsunuz eskiden 5 kattan sonra 5 kat ve 5 kattan sonra asansör isteniyordu. Şu an 3 kattan sonra asansör yeri ve asansör isteniyor. Dolayısıyla vatandaş tamamen yeni imar kanununda ne yazıyorsa bütün her şeyini imar kanunundaki şartlara göre onaylamak zorunda. Tabii bu şu demek, alt katlarda da tadilat gerekecek imari anlamda. Doğru, alt katlarda da tadilat gerekecek. Mesela asansör koyacağı zaman sadece ben üst kata asansör koyayım, yok, binanın tamamına asansör koyacak veya yangın merdiveni. Dolayısıyla binanın tamamında bu tadilatlar gerekecek. Dolayısıyla yürürlükteki imar kanunu mevzuatına uymak zorunda. Deprem yönetmeliğine bakalım. Vatandaşın ruhsatı 2003 yılında bitmiş, her şey bitmiş artık. Yeni bir ilave kat istiyor. Yeni yapılacak yerler için malum, yeni yapılacak yerler için 7. bölümdeki ebat hükümleri tabi. Bu kısım, yani 7. bölüm deprem TBD'ye 2018'in 7. bölüm hükümleri geçerli. Yani buradaki ilave katı alacaksanız buradaki elemanlarınız, betonarme ise tamamen TBD'ye 2018'e uygun olacak şekilde projelendirilmeli. Bu kısımlar ise mevcut. Çünkü ne dedik? 5 katı var. 5 katı var. Bu kısımlar ise mevcut. Bu kısımlar mevcutsa bu kısımlar içinde 15. bölüm hükümleri geçerli mevcutta. 15. bölüm hükümleri geçerli. Dolayısıyla bu kısımlar içinde, mevcut kısımlar içinde her kattan en az 3 tane karat alınacak. Yine TBD'ye 2018 geçerli. Her kattan 3 tane karat alınacak ve kapsamlı bilgi düzeyine göre bilgi toplanacak burada. Kapsamlı bilgiye göre bilgi toplanacak. Her kattan 3 tane karat alınacak. Her katta röntgen çalışması yapılacak. Kolonların ve kirişlerin içerisindeki donatılar belirlenecek. Her katta yönetmenin kapsamlı bilgi düzeyi için emrettiği şekilde sıyrılarak donatılar belirlenecek. Gerçekleşme oranı bulunup mevcut kısım için çıkan karotlara göre beton kalitesi belirlenip buralardaki beton o varsayılacak ve bina performans analizine sokulacak 15. bölüme göre. Çünkü mevcut kısım, üst kısım 7. bölüme göre yapılıyor. Ebatlar ve benzeri 7. bölüm hükümlerine göre, işte kolon 30 santim olacak, kiriş 25 santim olacak ve benzeri. Ve ona göre performans analizi yapılıp KH'ı sağlayıp sağlamadığına bakılıyor. Tabii bu söylediğim durumların hepsinde yeni tebliğ ve yönetmelik hükümleri uyarınca zemin etüdü yapılması şart. Onu söylemeye bile gerek duymuyorum. Yani yeniden zemin etüdü yapılması şartıyla zeminde iyileştirme ve benzeri bir takım şeyler gerekiyorsa tabii ki o aksaklı onlar yapılacak. Temelde de gerekebilir. Temel kontrolleri yapılacak. Zeminin yeterli taşıma gücüne sahip olup olmadığı kontrol edilecek. Aşağı kısımlar mevcut olduğu için 15. bölüm hükümleri geçerli. Mevcut yapılır için yani performans analizi gerekli. İlave kat ise yeni yapılacak 7. bölümdeki kolon giriş ebatları geçerli ve buna göre projelendirilecek. Şöyle de olabilir. Aşağı katlar daha önceden yapıldığı için belki de kolonlar 25 geldi. Yukarı katta da siz dizayn yaparken, tasarım yaparken kolonları tabii ki 30 yapmanız gerekecek. Dolayısıyla bu 30 olması için aşağıdan gelen bütün düşey taşıyıcı elemanların da aynı ebatta olması lazım. 5 santimde mantolama yapamayacağınız için bu en azından 10 santim mantolama yapılacak şekilde 40 35'lik olarak 25 santim olduğunu düşünün kolonları.
35'lik olarak sadece ebattan dolayı bile büyütüp üst kata tasarlamanız gerekecek. En sonunda da performans analizinin KH'ı sağlamasına göre güçlendirme yapılacak. KH'ı sağladığı an performans analizine göre yapıya kat ilavesi ruhsatı verilebilecek. Birinci durumu anlattım. İkinci duruma geçtim. 1998'de vatandaş almış. 5 kat. 2003'te iskanını almış. 3 katın ruhsatını almış ancak. 2 kat daha hakkı var ama ruhsatı kullanmamış. Onu 3 kat almış. 2003'te iskanını almış. Ondan sonra vatandaş bugün geliyor yine size. Diyor ki ben 2 kat daha hakkım var. 2 kat daha hakkım var. Onun ruhsatını alıp yapacağım. Artık 3 kat hakkı iskanı bitmiş, olay bitmiş. 2 kat ruhsat da almamış. Müttesap hak gibi bir haktan da bahsedemezsiniz. Bu 2 kat tamamen kat ilavesi hükümlerine tabi. Kat ilavesi hükümlerine tabi. Artık imar kanunu bazında değerlendirelim. İmar kanunu bazında artık ilave katlar, dolayısıyla eskilerde tamamen yeni imar yönetmeliği ve imar kanunu hükümlerine tabi. Koridor genişlikleri, çıkma şartları, asansörün gerekip gerekmediği, yani yeni imar mevzuatı ve yönetmeliği ne diyorsa aynen onu o ilave iki kat almak için bütün binada vatandaş uygulamak zorunda ve buna göre yaptığı mimari projedeki tadilatlarda dahil hepsini yeni imar kanunu mevzuatı uygulayacak. Bütün bunları da 2018 deprem yönetmeliği bazında düşünecek ve yapının mevcut 3 kattı burada. 3 kattı. İlave 2 kat alacaktı. 1, 2, 3. Bunlar mevcuttu. İlave 2 kat alacaktı. Burası için yine aynı dediğim şekilde 3'er tane karot alacak. Donatılar sıyrılacak, röntgen çekilecek. Şu 2 katın tasarımı da TBD 2018'deki 7. bölüme göre aynen kolon evatları, kiriş evatları, döşeme ve bütün hesaplar neyse aynı ona göre tasarlayacak ve yapı mevcut olduğu için performans analizine sokup KH'ı sağlaması istenecek. Güçlendirmeden sonra da KH sağlanacak. Dördüncü duruma geldik. Özür dilerim, üçüncü duruma geldik. 1998'de ruhsatını almış. Vatandaş 5 kat olarak ruhsatını almış. Ancak 4 katın imalatını bitirmiş ve o 4 katın da iskanını almış. 1 katı hakkı da var. Ancak ruhsat 2003 tarihinde malum 5 yıllık olduğu için 2003 yılında ruhsatın süresi dolmuş. Şu an yapı artık vatandaş için müktesef hak durumunda değil. Gereğini yapmış. Geriye kalan 1 katlık ruhsatı da ölmüş. Ve yapı artık şu an 4 katlı olarak duruyor. Vatandaş sonra gelmiş ben 1 kat ilaveyi yapacağım diyor. Artık hiçbir şey ifade etmiyor. Yapı 4 kat. Bir kat ilave, demin yukarıda anlattıklarım hükümlere tabi. Yani imar planı mevzuat açısından, yönetmelikler açısından, mimari anlamda tamamen yürürlükteki yönetmeliğe dahil. Çıkma kuralları, çıkma şartları, hol genişlikleri, asansör gerekip gerekmediği, yangın girişleri, çıkışları tamamen yeni yönetmelik hükümlere tabi. Ruhsat alacaksa yeni imar mevzuatı ve yeni imar yönetmeliğine göre yapısını tadil edip mimari plan çizdirmeli ve ona göre TBD'ye 2018'e göre mevcut kısımlardan yine yukarıda anlattığım gibi karotlar alınarak, röntgen çekilerek, kapsamlı bir düzeyinde ne gerekiyorsa 15. bölümde bunlar açıkça yazılmış. Onlara göre gerekli yapıdaki araştırmaları yapıp performans analizine sokacak ve performans analizinde KH'ı sağlayana dek yapıyı güçlendirecek ve ilave kat ruhsatı alacak. Bu dediklerimin hepsi için malum zemin etütleri aynı son yürürlükteki mevzuata göre de zemin etütleri yapılmak zorunda. İyi çalışmalar diliyorum.